Ramazan'ın ruhu Kur'an'dır. Kur'an doğdu diye biz Ramazan'ı kutluyoruz doğum ayı olarak. Peki Kur'an'ın doğum ayı olarak kutladığımız Ramazan'da Kur'an ne kadar yer alıyor? Ne kadar? Kur'an'ın yer aldığını söyleyenlerde Kur'an mı yer alıyor? Mushaf mı yer alıyor? Mukabele. Şuna bakar mısınız? Kur'an teganniye indirgendi. Teganniye. Yani bir tür şarkıya, türküye indirgendi. Ne anladın? Okudun da ne anladın? Yok. Okuyup bitirdikten sonra ne diyorlar okuyanlar Kur'an'ı? Sadakallahül azim. Ne demek bu? Allah doğru söyledi, değil mi? Şimdi Allah doğru söyledi diye Kur'an'ı bitiren hocaya dönün sorun. Allah ne söyledi? Hoca, farkında mısın? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Allah doğru söyledi diye bitirdin. Allah bu ayetlerde ne söyledi? Kaç hoca bilir? Peki Allah doğru söyledi diyorsun. Allah doğru söyledi derken bile yalan söylüyorsun. Çünkü Allah'ın ne söylediğinden haberin yok daha. Sana dönüp de sahi kulum ben sana ne söyledim? Şunu bana bir özetlesene dese ne söylersin? Okumamış ki. Böyle bir komediyle yüz yüzeyiz Hasan Bey. Böyle bir komedinin içinde türeyen bu sahte dinden niye şaşırıyoruz ki? Yani böyle bir komedinin içinde İslam bizim için yeryüzünü barış adasına çeviren bir ilahi projeyken yeryüzünü savaş arenasına çevirmemiz sebepsiz değil ki. Bakın. Yeryüzünü savaş arenasına çevirdik. Oysa yeryüzünü barış adasına çevirmek için Allah'ın bir projesiydi İslam. Hiç sürpriz yok. İslam güven getiriyordu, güven. İnsanın insana güveni, insanın Allah'a güveni, Allah'ın insana güveni, insanın eşyaya, toprağa, suya verdiği eman. Peki güveniyor muyuz? Bakınız. İki alim çıkmış, anket yapmışlar bundan 3-5 yıl evvel. Anket çok güvenilir bir anket. Ankette ülkelerde ne çıkmış biliyor musunuz? Türkiye'de insana güvenilmez diyen insan oranı %85. İsveç'te, Norveç'te insana güvenilir diyen oranı %80. %85. Yani Türkiye'de insana güvenilir diyenler %14, Norveç'te %85. Nerede iman var sizce? İman güven demektir. İsveç'te %70-80'e yaklaşıyor. %79 efendim. Rakamları tam hatırlayamıyorum. Böyle. Peki nerede güven var? Nerede iman var? Nerede güven varsa orada iman var. Bu mu yani İslam'ın toplumlarını getirip bıraktığı yer? İnsan insana güvenmemeli diyor %85'i, %86'sı, %14'ü sadece insana güvenilir diyor. Çünkü kendine güvenilmeyeceğini biliyor. Kendi güven vermeyen biri. Kendine güvenilmeyeceği için herkesi de kendi gibi biliyor. Peki ne oldu şimdi? İslam nasıl eğitecek toplumu? Hangi İslam'dan bahsedeceğiz? Ramazan geliyor gidiyor. Her sene geliyor gidiyor. %70'lere var.